Efendim mutlu günler. Haber 16 ile Ulusal Kanal ekranlarında yeniden sizlerle birlikteyiz. Önemli bir gelişmeyle başlıyoruz. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Boris Johnson Twitter hesabından evde kal ve hayat kurtar etiketiyle video yayımladı. Mesajında son 24 saatte hafif belirtiler göstermeye başladığını, bunun üzerine yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetti. Son 24 saatte orta derecede semptom gösterdim ve koronavirüs testim pozitif çıktı. Şimdi kendimi izole ettim. Hükümeti video konferans yoluyla yönetmeye devam edeceğim. Şu anda evden çalışıyorum ve kendimi tecrit altında tutuyorum ki şu noktada doğru olan da bu. Ancak modern teknolojinin imkanları sayesinde koronavirüse karşı ulusal çapta yürüttüğümüz mücadelede ekibimle sürekli temas halinde kalabileceğim. Hep birlikte bu salgını yeneceğiz. Stay at home, protect the NHS and save lives. Evet, Türkiye'de koronavirüsle mücadelede 17. gününe girdi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 75'e yükseldi. Açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Vatandaşların son verilere ulaşabileceği bilgilendirme sitesi de hizmete girdi. Can kaybı 75'e, hasta sayısı 3629'a ulaştı. Türkiye'deki koronavirüs bilançosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bunu daha net. Sosyal medyadan açıklama yapan Koca, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin son durumu paylaştı. Buradan gelebilirsiniz. Test sayısının 25 Mart'ta 5035 olduğunu belirten Sağlık Bakanı, 26 Mart'ta 7286 test yapıldığını, 1196 yeni tanı konduğunu ifade etti. Fahrettin Koca, hastaların ve temas çevrelerinin izole edildiğini vurguladı. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. Sağlık Bakanı Koca'nın duyurduğu koronavirüs tanısı konan, iyileşen ve hayatını kaybeden hastaların sayısının yer aldığı site, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayına başladı. corona.cbdd.gov.tr adresinden girilen sitede Türkiye'deki ve dünyadaki son veriler güncellenerek açıklanıyor. Sayfada iyileşenler ve ölüm oranları da yer alıyor. Sitede ilk koronavirüs tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı belirtilirken, ilk ölümün 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta gerçekleştiği kaydediliyor. Sitedeki bilgilere göre Türkiye'deki ölüm oranı şu an %2,07. Sitede diğer ülkelerle ilgili bilgiler de yer alıyor. Liderler G20 olağanüstü zirvesi bu kez koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldı. Liderler bulundukları ülkelerden katıldılar bu zirveye. Huber Köşkü'nden katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ülkelerin dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı savaştan etkilenen ülkeleri de hatırlattı. Virüs salgınının insan hayatını ve ekonomik istikrarı olumsuz etkilediği son derece sancılı bir dönemden geçiyoruz. G20 zirvesi bu kez dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla toplandı. Liderler bu kez yüz yüze değil video konferans yoluyla görüştü. Bu felaket karşısında Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dayanışma ve işbirliği içerisinde hareket etmeye hazırız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 liderler olağanüstü zirvesine Tarabya'daki Huber Köşkü'nden katıldı. Bu salgının hepimize şu gerçeği tekrar hatırlattığına inanıyorum. Dillerimiz, dinlerimiz, ülkelerimiz farklı da olsa hepimizin kaderi ortaktır. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. Erdoğan önerilerde bulundu. Özellikle salgının tedavisindeki gelişmelerin paylaşılmasını istedi. Serbest, açık ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sistemi, salgınla ilgili aldığımız önlemlerin etkilerini azaltmada büyük rol oynayacaktır. Bu çerçevede alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası işbirliğini teşvik edici olması önemlidir. Aynı şekilde salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi
ve tedavisi konusundaki birikimlerin de paylaşılması gerekiyor. Salgın gelişmiş ülkeleri de derinden etkiledi. Erdoğan savaşlardan etkilenen ülkelere yardım edilmesini önerdi. Mülteciler üzerinden örnek verdi. Çatışmalardan ve savaşlardan etkilenen ülkelerin sağlık sistemleri ise tamamen çökmüş durumdadır. Suriyeli mülteciler başta olmak üzere zorla yerinden edilmiş kişiler salgın karşısında en dezavantajlı kesimi oluşturuyor. Bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarını seferber etmeliyiz. G20 bünyesinde bu konuda bir çalışma grubu oluşturabiliriz. Kıymetli dostlar. Efendim, koronavirüsün ekonomi etkisini azaltmak için öncelikle kamu bankaları, ardından da özel bankalar yeniden bir devreye girdiler ve paketler açıkladılar sevgili izleyiciler. Tabi izole olamayan, çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız var. Çünkü bunların borçları var, insanların ödemek zorundalar. Tüketicilerin durumlarını konuşacağız şimdi de. TÜKODER, Tüketici Koruma Derneği Genel Başkanı bizimle birlikte. Sayın Aziz Kocal. Sayın Kocal, Haber 16'ya hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Efendim, öncelikle koronavirüsün ekonomi etkisi günden güne artıyor. Tüketiciler zor durumda, kaygıları var. Öncelikle tüketicilerin sorunları nelerdir? Aktarır mısınız? Tabii ki tüketici iş ve aş derdine düşmüş durumda. Alınan ekonomik tedbirler nedeniyle kapatılan iş yerleri ve iş yerlerinde çalışanların ekonomik kaygıları devam ediyor. Tabii ekonomik süreçte kredi kartı ödemeleri ve banka kredi taksitleri de bu süreçte sorun olmaya devam ediyor. Fatura ödemeleri sorun olmaya devam ediyor. Açıklanan ekonomik pakette halkı daha fazla içine alabilecek, halkın sorunlarını daha fazla çözebilecek tedbirlerin de çok az olduğunu görüyoruz. Evet. Peki şimdi özel bankalar da devreye girdi ama kredi ve kredi kartı ödemelerini ertelemeye gittiler. Ancak faiz de alıyorlar. Bu nasıl olacak peki bu süreçte? Şimdi çalışmak zorunda olan insanlar var. Zaten ana parayı ödeyemiyorlar. Bir de faiz mi ödeyecekler? Şimdi efendim kamu bankaları ve özel bankalar dahil yapılan açıklamalarda faizsiz öteleme diye algılandı ve öyle de yapıldı. Hı hı. Özellikle kamu bankaları üzerinden, ama ne yazık ki bize gelen şikayetler doğrultusunda öğrendiğimiz kamu bankaları dahil yapılan her türlü ötemelerde faizlerin talep edildiği yönünde. Bu doğru bir tutum değil. Biz tüketiciler olarak, yani tüketici temsilcileri olarak talebimiz şudur. Bu 4 aylık süreçte, yani Mart sonu yapılacak olan ödemeler dahil olmak üzere Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri faizsiz ötelenmeli. Elbette tabii Mart'ta benim ödeyeceğim kredi ana para ve kredi kullanırken belli miktarda ana para ve faiz hesaplanarak benim taksidim belirleniyor. Evet. O baki kalmak üzere örneğin Mart ayında 2000 lira kredi taksidi ödeyecek isem ve bu kredilerin benim 2-2 devam ediyor ise 4 ayda 8 bin lira yapıyorum. Hı hı. Dolayısıyla Haziran itibariyle toplam 8 bin liram herhangi bir faiz uygulanmadan Temmuz ayı itibariyle 12 aya bölünerek aylık ödeyeceğim taksitlere faizsiz yansıtılması gerekiyor. Bunu niye talep ediyoruz yeticiler olarak? Birincisi, geçerin zaten geliri olsa bunu aylık olarak ödeyecek. Evet. Bir gelir yoksunluğu olması nedeniyle 4 ay sonra gökten bir para yağmayacağına göre bunu toplam olarak ödeme imkanımız yok. Hı hı. Dolayısıyla benim tüketici olarak 4 aylık biriken bu taksidimi faizsiz olarak gerek kamu bankaları gerek özel bankalar 12 takside bölerek mevcut ödeyeceğim taksitlere ilave etmeleri gerekiyor. İşin diğer bir başka boyutu, ötelenme talep eden tüketicilerden özellikle dün aldığımız yoğun telefonla birlikte, hı hı, bankaya gelip bir evrak imzalamaları isteniyor. Nasıl bir evrak? Yani öteleme talep eden evraklar. Çünkü, hı hı, sanırım kredileri yeniden yapılandıracaklar veya talep alacaklar. Hı hı. Bu çok yanlış bir tutum.
tüketiciyi riske atıyor. Özellikle 65 yaş üstü olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmama konusunda uyarırken bankaların böyle bir talebi çok doğru değil. Bu talepler SMS yoluyla veya e-posta yoluyla veya telefon kaydı yoluyla da alınmalı. Koronavirüsü tehdidi ortadan kalktıktan sonra vatandaşlar şubelere davet edilerek imzalanması gereken kağıt ortamındaki evrakların imzalanması talep edilebilir. Vatandaşların şubeye davet edilmeden biraz önce ifade ettiğim gibi e-posta, SMS veya telefon bağlantılarıyla bu talepler alınmalı ve tüketicilerin talebi hayata geçirilmelidir. Evet. Burada en önemli nokta biraz önce ifade ettiğim gibi eğer virüsle ilgili önlem ve tedbirler 4 ay sonunda devam edecek ise ki biraz önce 4 aydan ifade ettim. Evet. O süre tabii ki 6'ya da çıkabilir. Tedbirler ve ortadan kalkana kadar, tehlike ortadan kalkana kadar olan sürede tüketicilerin tüm kredi taksitleri ödemeleri faizsiz ötelenmeli. Tedbir ortadan kalktıktan yani hayat normale döndükten sonra ötelenen kredilerin toplamı 12 aya faizsiz bölünerek ödenecek taksitlere yansıtılması gerekir. Tüketici örgütleri olarak talebimiz budur. Bir başka sorun tabii ki kredi kartı ödemeleri. Kredi kartı harcamalarından dolayı ödemeler de benzer bir yöntemle yöntem izlenmeli. Bunların toplam tutarı da yine süreç sona erdikten itibaren 12 aya bölünmelidir. Türkiye gerek dünya ülkelerinde gerekse Türkiye olağanüstü bir süreçten geçmekte. Evet. Ve herkes elini taşın altına koymalı. Bankalar bu zamana kadar tüketicinin üzerinden yani tüketiciye kullandırdıkları paralardan çok ciddi karlar elde ettiler. Evet. Bu dönem bu karlarından feragat edecekler. Çünkü gerçekten gerek Türkiye'de her kesim elini taşın altına koyuyor ise bankalar da koymakta. Belki bunun için yasal düzenlemeler gerekiyor olabilir. Bu yasal düzenlemeler de hükümetle devletle irtibata geçirerek yapılabilir. Ama bankalar bunu sağlamadığı zaman 4 ay sonra benden toplam isteyecekse gökten bana para yağmayacak ki ben bunu nasıl ödeyeceğim? Evet. Faiz talep ediyor. Yani buradan halk can derdinde bankalar hala faiz ve rant peşinde. Benden neyin faizini talep ediyorsun be kardeşim? Yani ben can derdindeyim. Zaten ödeyecek olabilsem öderim. 4 ay sonra ben nereden para kazanıp sana bunu ödeyeceğim? Nereden maaş alıp ödeyeceğim? Dolayısıyla bu sistemi biraz ifade ettiğim gibi 4 ay ötelenmeli ve faizsiz olarak 12 aya bölünmesi gerektiğini ifade ediyorum. Koronavirüsün tehdidi bitene kadar. Bakalım. Umut ediyoruz ki yeni bir düzenleme yapılır. Dediğiniz gibi zaten parası olsa ödeyecek. 4 aya gibi bir öteleme istemeyecek ki 4 ay sonra ne olacağını da bilmiyoruz. İleriki günlerde göreceğiz. Şimdi önemli konulardan biri de şu hepimizi ilgilendiren ve en çok merak edilen konulardan biri de faturalar. Şimdi aylık ödediğimiz faturalar var. Elektrik, su, doğalgaz. Havalar çok soğuk. Doğalgazda kullanıyoruz oldukça fazla. Bu faturalar ertelenir mi, ötelenir mi yani? Bununla ilgili bir düzenleme olabilir mi? Burada Cumhurbaşkanı bugün, dün hatta meclisten geçen bir şeyle bir yetki aldı. Tasarıyla, kanunla birlikte. Bir yıl öteleyebilecek. Burada da talebimiz şudur tüketiciler olarak ki gerçekten bu anlamda çok ciddi telefonlar alıyoruz. Evet. Yani ne kadar merkezlerimiz ve şubelerimiz kapalı olsa da gerek benim şahsi telefonum gerekse şube başkanlarımızın telefonları sitelere koyduğumdan dolayı çok yoğun bir telefon trafiği alıyoruz. Gerçekten şimdi insanları evlerine kapatıyoruz, evden dışarı çıkma diyoruz. Gerek telefon, gerek elektrik, gerek doğalgaz, gerekse su tüketim faturalarımız ciddi anlamda yükselecektir. Şimdi bir gelirin yoksa ki herkes ücretli çalışmıyor, herkes emekli değil. Dolayısıyla toplumu bütün olarak ele almak zorundayız. Öyleyse yapılması gereken şudur, yine ifade edelim aynı kredi ödemelerinde gibi biz bu olaya hani 4 ay sonra normal sürece dönebileceğini düşünerek bunu ifade ediyoruz. Belki 5-6 ay uzayacaksa tabii ki o süreç ona göre dikkate alınmalı. Faturalarımızın 4 ay fatura ödemeleri ötelenmeli. 4 ay sonra faizsiz olarak 4 aylık toplam faturalarımız yine 12 aya bölünerek gelecek olan
faturalarda taksitlendirilmeli faizsiz olarak. Ama tüm faturalarımız, yani tüketicinin ödemesi gereken elektrik, doğalgaz, su, telefon, GSM faturalarının toplamı 4 ay faizsiz ötelenmeli. 4 aylık toplam tutar, eğer 4 ay sonra olağanüstü durumumuz ortadan kalkar ise, eksi ortadan kalkar ise toplam 4 ay fatura toplamımız 12 ay eşit taksite bölünerek faizsiz şekilde ödememiz gereken faturalar yansıtılmalıdır. Burada enerji dağıtım şirketleri, doğalgaz dağıtım şirketleri, GSM şirketleri, telefon şirketleri de aynı bankalar gibi elini taşın altına koyacaklardır. Gerçekten ciddi rakam her zaman herkes kar edemez. Bu olağanüstü bir durum. Burada tüketici sağlığı, insan sağlığı çok önemlidir. İnsan olmadığı zaman, tüketici olmadığı zaman bu şirketler bu hizmetlerini satamayacaklar. Hizmetleri satın alan tüketicidir. Öyleyse tüketicinin sağlığını dikkate almak zorundayız. Tüketicinin sağlığını korumak zorundayız. Onların gelir düzeylerini ve ödeme güçlerini, satın alma güçlerini dikkate almak zorundayız. Böyle hareket edersek topyekun ülke olarak bu sorunların altından kalkabileceğimizi, tüketiciler de çok ciddi sıkıntıya Evet. Sanırım bağlantıda bir problem oldu. TÜKODER Tüketici Derneği Genel Başkanı Sayın Aziz Koça. Sayın Koça. Evet. Devam edelim mi bülten arkadaşlar haberlerle? Peki. Tüketici Koruma Derneği Genel Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu'yla konuştuk. Önemli açıklamalar yaptı. Tüketicilerin sorunları ile ilgili sevgili izleyiciler ve alınması gereken önlemlerle ilgili açıklamalar yaptı. Bültene devam ediyor muyuz? Sayın Kocaoğlu. Evet. Galiba bir kesilme oldu. Topyekun elimizi taşın altına koyarsak ülke olarak geleceğimize inanıyorum. Akılla taraflar sorun çözümünü birlikte belirlemeliyiz. Tüketicinin temsil edilmediği, tüketicinin içinde bulunmadığı hiçbir çözüm önerileri, çözüm paketi ve ekonomik paket başarılı olamayacağına inanıyoruz. Bu tür çözüm paketleri ve ekonomik paketlerde tüketicilerin dikkate alınması, tüketici temsiliyetinin sağlanması gerektiğini bir kez de ifade etmek istiyorum. Bu önemli sorunları da dile getirdiğimizi ve bize bunları dile getirme fırsatı sağladığınız işinizde kanalınıza ve sizlere teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki katıldınız. İyi ki önemli açıklamalar yaptınız, bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, TÜKODER Genel Başkanı Sayın Aziz Koçal önemli açıklamalar yaptı. Bültenimize devam edelim sevgili izleyiciler. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Çinli yetkililerle ve bilim insanlarıyla video konferans gerçekleştirdi. Toplantıda yeni tip koronavirüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Çinli yetkililerin öne çıkan vurgusunun virüsün önlenmesi olduğu belirtildi. Bunu sağlamak için de karantina ve izolasyona dikkat çekildiği öğrenildi. Bilim kurulu Çinli bilim insanlarıyla görüştü. Salgının önlenmesi için izolasyona vurgu yapıldı. Yeni tip koronavirüs tüm dünyada etkisini gösteriyor. Virüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin ise salgına karşı verdiği mücadeleden başarıyla çıktı. Türkiye'de aldığı tedbirlerle salgını önleme çabalarını sürdürüyor. Ankara-Pekin hattındaki dayanışmada bu noktada büyük önem kazandı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ve bilim insanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Çinli bilim insanlarının koronavirüs hakkında yaptıkları sunumla başlayan toplantı 3 saat sürdü. Toplantıda ülkeler arası koronavirüse karşı bilgi ve tecrübe paylaşımının yapıldığı belirtildi. Sunumun ardından da Çinli bilim insanlarına sorular yöneltildi. Toplantıda hastalığa özel septomlar, tanı yöntemleri, yaş gruplarındaki etkileri, tedavi protokolleri, aşı çalışmaları, iyileşen hastaların durumu gibi konular da ele alındı. Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'nin yazısına göre de görüşmede Çinli doktorların en çok karantina ve izolasyon üzerinde durduğu bildirildi.
Virüsün önlenmesine yönelik Çin'in tedbirlere yoğunlaşılmasını önerdiği ifade edildi. Çinli heyetin Türkiye'ye önerdiği kritik maddelerde tanı konulan kişilerin yurt dışından gelenlerin karantinaya alınması olduğu ifade edildi. Ayrıca virüse yakalanan sağlık çalışanlarının da karantinaya alınması gerektiği belirtildi. İstanbul'da alınan koronavirüs önlemleriyle ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Yerlikaya, 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız dedi. Kıymetli İstanbullulardan ricamız, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılmasını engellemek için bilim kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri, Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımız ile ilgili kurumlarımızdan gelen ikazlara azami hassasiyet göstermeleri, evlerinde kalmalarıdır. 65 yaş ve üstü olan büyüklerimizden maddi durumu iyi olmayan, kronik rahatsızlığı bulunan, evlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan bu vatandaşlarımızın sokağa çıkmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla il ve ilçelerimizde vefa sosyal destek grupları kurduk. 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Amerika'ya gidelim. Koronavirüs salgının merkez üssü Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Amerika Birleşik Devletleri 82.179 vakayla dünyada en fazla COVID-19 görülen ülke oldu. ABD bu rakamla İtalya ve Çin'i geride bıraktı. Bu tablo karşısında Trump, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'i aradı, Çin'i övdü, birlikte ve yakın çalışıyoruz dedi. ABD koronavirüs salgını vaka sayısıyla Çin ve İtalya'yı geçti. Trump hemen Çin Devlet Başkanı Xi'yi aradı. Çin'i methetti, birlikte çalışıyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen veriler sonrasında koronavirüs pandemisinin merkezi değişti. ABD 82.179 sayısıyla koronavirüs salgınının merkezi oldu. Vaka sayısıyla Amerika Birleşik Devletleri İtalya ve Çin'i geride bırakarak dünyada ilk sıraya yükseldi. Ülkede son 6 saatte virüsün bulaştığı kişi sayısı 12.982, ölü sayısı 131 arttı. Böylece 27 Mart 2020 kayıtlarına Amerika'daki COVID-19 hasta sayısı 82.179, ölü sayısı 1.117 olarak geçti. Amerika'da en fazla etkilenen eyaletlerin başında 37.738 vaka ve 385 can kaybıyla New York geliyor. New York'u 6.876 vakayla, komşusu New Jersey 3.829 vakayla Kaliforniya eyaletleri izliyor. New York'ta bir günde hastaneye kaldırılanların sayısı %40 arttı. Bu nedenle donanmaya ait hastane gemisi pazartesi New York'ta olacak. Vaka sayısında Çin ve İtalya'nın geçilmesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçti. Çin test yapmadığı için biz öne geçtik dedi. Trump bu konuşmanın ardından da ülkesinde koronavirüs vaka sayısını sıfırlayan Çin lideri Xi Jinping'i aradı. Trump'ın Xi'ye Çin'in salgınla mücadelesini ilham aldıklarını söylediği açıklandı. Görüşmeyle ilgili tweet atan Trump, Çin lideri Xi ile çok güzel bir görüşmeyi yeni bitirdim. Gezegenimizin büyük bölümlerini tahrip eden koronavirüse ilişkin ayrıntılı görüşme yaptık. Çin çok şey yaşadı ve virüsle ilgili derin bir anlayış gerçekleştirdi. Birlikte ve yakın çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Çin Cumhurbaşkanı Xi de salgınla mücadelede birlikte çalışmanın gerektiğini ve Çin'in bilgi ve salgın kontrol deneyimini ABD ile paylaşmaya hazır olduklarını söyledi. Bu arada salgın nedeniyle Birleşik Devletler'de 3 milyon kişi işsizlik başvurusu yaptı. Rekor seviyeye ulaşan işsizlik rakamlarını değerlendiren Trump, "Bu kimsenin suçu değil, bu gizli düşmanı yendiğimizde geri dönüşümüz çok hızlı olacak," dedi. Efendim, küresel salgın olarak ilan edilen COVID-19 tehlikesi tüm dünyada devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bini
Bulaşan kişi sayısı 533 bini geçti. Venezuela ve Kenya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti. Covid-19 hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bini geçti. Son olarak Venezuela ve Kenya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti. Koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi İtalya'da son 24 saatte 662 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 8.165 oldu ülkede. Covid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 80.539'a çıktı. İspanya'da koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 655 artışla 4.089'a yükseldi. Vaka sayısı da bu zamana kadarki günlük en yüksek artış olan 8.578'de toplamda 56.188 oldu. Avustralya'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 13'e çıktı. Vaka sayısı 3.000'i geçti. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre yeni tip koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 465'ten 578'e yükselirken vaka sayısı da 2.219 artarak 11.658 oldu. İlk ölümün gerçekleştiği Venezuela'da Covid-19 görülen kişi sayısının 107'ye yükseldiği bildirildi. 8 kişinin yaşamını yitirdiği İsrail'de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı ise 2.693'e ulaştı. Şimdi Çin'e gidelim. Koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek oluyor Çin. Virüsün ilk tespit edildiği Wuhan'da hayat normale dönüyor. Pekin'de de halk süpermarketleri kullanmaya başladı. Yetkililer şu anda Çin'de yüksek riskli bir alan olmadığını ifade etti. Çin koronavirüsle verdiği mücadeleyle dünyaya örnek oldu. Koronavirüs salgınının ilk tespit edildiği Wuhan'da vatandaşlar günlük yaşamına geri dönmeye başladı. Süpermarketler halka açıldı. Uzun çabalar sonucu salgının kontrol altına alındığı kentte Covid-19 risk değerlendirmesi yüksek seviyeden orta seviyeye düştü. Şu anda Çin'de yüksek riskli bir alan yok. Wuhan'da sıkı salgın önlemlerine karşı kapatılan süpermarketlerin yanı sıra 117 otobüs güzergahı da yeniden açıldı. Cumartesi gününden itibaren de 6 metro hattının açılacağı belirtildi. 8 Nisan'da ise seyahat kısıtlamalarının kaldırılması bekleniyor. Eyalette virüs enfeksiyonu azalmaya devam ediyor ancak önlemler de elden bırakılmıyor. Hubei Eyaleti Hükümeti tüm sakinlerin sağlık durumunun bir göstergesi olarak hareket eden ve kırmızı, sarı ve yeşil renkte gelen renk tabanlı QR kodunu almasını talep etti. Bu kodla sağlık durumu iyi olan vatandaşların süpermarket gibi halka açık yerlere girmelerine izin veriliyor. Öte yandan başkent Pekin'de de koronavirüs tedbirleri geçerliliğini korumakla birlikte yaşam da normale dönüyor. Kapatılan alışveriş merkezleri ve restoranlar tekrar faaliyete geçmeye başladı. Süpermarketlerin ülkede açılmaya başlamasının ardından Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de konuya el attı. Merkez personelleri salgın önleme konusunda profesyonel tavsiyelerde bulunmak üzere süpermarketlere yerleştirildi. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Araştırma Görevlisi Yardımcısı Zhang Chanyo, el dezenfektanlarının açılan yerlerin giriş ve çıkış noktalarına yerleştirilmesini önerdi. Hem Türkiye ve Çin arasında güven köprüsü kuruldu. Türkiye Varlık Fonu'yla Çinli Sinsure 5 milyar dolarlık işbirliği mutabakatı imzaladı. Bu mutabakatla Türkiye Varlık Fonu Çinli yatırımcıları sigortalayacak. Çin sigorta şirketi de Çinli yatırımcılara Türkiye önerecek. Enerji, petrokimya ve madencilik gibi sektörlerde Türkiye'ye yatırım sağlanacak. Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki dostluk ekonomik işbirliğine de yansıyor. Türkiye Varlık Fonu ile Çinli Sinoşur arasında 5 milyar dolarlık işbirliği mutabakatı imzalandı. Bu mutabakatla Çin'den Türkiye'ye yapılacak yatırımlar sigortalandı. Bu sayede Çin, Türkiye'ye enerji, petrokimya ve madencilik alanlarında büyük yatırımlar yapacak. Bu işbirliğiyle cari açığında azalması bekleniyor. Türkiye Varlık Fonu üst yöneticisi Zafer Sönmez, koronavirüs salgınına dikkat çekti. Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu vurguladı. Türkiye'nin güçlü bir ticaret ve iş ortağı olan Çin'le işbirliğimizi yeni bir aşamaya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmayı tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının yarattığı belirsizlik ortamında imzalamamız da iki ülke arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Varlık Fonu Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu ile işbirliği mutabakatı imzaladı. Sinosure, TVF'nin cari açığı azaltacak projelerine 5 milyar dolar sigorta desteği sağlayacak. Çinli firmalarla köprü olacak. Covid-19'a rağmen hedeflerimizi için hız kesmiyoruz. Türkiye Varlık Fonu açıklamasına göre bu hafta imzalanan belgeyle Sinosur TVF'nin cari açığın azaltılmasına dönük enerji, petrokimya ve madencilik sektörlerindeki projelerine Çinli yatırımcı, müteahhit ve finansal kurumları tavsiye edecek. Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu ayrıca ilgili projelerin finansman şartlarına bağlı olarak 5 milyar dolar kadar sigorta desteği de sunabilecek. Çinli Sinosure CEO'su Wang Ting de anlaşmayı değerlendirdi. Çinli CEO, Çin'in Bir Kuşak Bir Yol projesi ve Türkiye'nin Orta Koridor girişimiyle ilerleyip geliştikçe Çin'le Türkiye arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım işbirlikleri de artıyor dedi. Evet sevgili izleyiciler, koronavirüsün ekonomi etkilerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Değerli bir konuğumuz var şimdi karşımızda. Vatan Partisi MYK üyesi İstanbul İl Başkanı Sayın Cem Dikmen bizlerle birlikte. Sayın Dikmen, Haber 16'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim koronavirüsün tabii ki günden güne ekonomi etkisi de artmaya başladı. Birçok paket açıklandı, açıklamalar yapıldı. Kamu bankalarının ardından özel bankalar da etkisini azaltmak için bir paket hazırladılar ama sizin değerlendirmenizi istiyorum. Ekonomiye olan bu paketler, bu düzenlemeler sizce yeterli mi? Evet, öncelikle iyi yayınlar. Hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybedenlere de başsağlığı diliyoruz. Tabii paket daha önce açıklandığında da yine ulusal kanala konuk olduğumuzda aslında paketin yetersiz olduğunu, özellikle belli başlı sektörlere yönelik yatırımın devam ettirilmesi gerektiğini ve istihdamın, üretimin korunması gerektiğini, buna yönelik adımların atılması gerektiğini daha önce de ifade etmiştik. Evet. Maalesef şu anda bu paketle beraber başka konular da gündeme geldi, işte Kanal İstanbul gibi vesaire. Hı hı. Aslında hükümetin biraz bu ekonomi alanında bu krizi yönetme noktasında yetersiz kaldığı noktaları daha bariz bir şekilde gözler önüne seriyor. Hı hı. Yani şimdi şu da var, bunu konuşalım. Evet, kamuculuğu özellikle Sayın Doğu Perinçek bir haftadır yazılarında özellikle belirtiyor. Bundan sonraki politikalarda kamuculuk öne çıkar mı? Neler söyleyeceksiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında kamuculuk geçmişti ama bir de dünyaya bakıyoruz. Dünyada değişen dengeler var. Özellikle Avrupa Birliği'nde Rusya'dan yardım alıyor. Yeniden bir değişim deniyor. Nasıl değerlendireceksiniz? Şimdi birincisi, dünya kamucu sisteme dönmek zorunda. Bu artık dünya açısından bir zorunluluk. Biz bunu birkaç yıldır Türkiye açısından bir zorunluluk olarak ifade ediyorduk. Ancak şimdi görünen şu ki ve gelinen noktada bütün dünyanın artık kamucu sisteme yönelmesi bir zorunluluk haline dönüşmüş vaziyette. Artık hiç kimse dünyayı 3 ay önceki dünya gibi yorumlamamalı, 3 ay öncesine göre plan programlar yapmamalı. Evet. Artık yönetim sistemlerinin sorgulandığı, hayali paraların basıldığı, hatta eşkıyalıkların başladığı, dünya devletlerinin eşkıyalığa başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Bakın Avrupa ülkelerinde yaşandı bunlar. Başka ülkelerin işte İtalya'ya giden malları Çekya el koyuyor, başka yere başka mallar el koyuluyor vesaire. Yani dünyada artık dünya devletlerinin resmen eşkıyalığa başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Dünya ekonomisi zaten muazzam bir kırılma içerisindeydi, muazzam bir daralma içerisindeydi. Koronavirüs meselesiyle beraber de aslında bu daralmanın etkilerini daha yoğun görmeye başladık. Yani bu ekonomideki kriz, finansal kriz koronavirüs nedeniyle değil, koronavirüsle beraber daha öne çekilen bir krizi aslında yaşıyor Türkiye ve dünya. Dolayısıyla herkesin de bütün adımlarını buna göre atması gerekiyor. Güçlü olan devlet, güçlü olan kamu, bunlar ayakta kalıyor. Bakın kamu gücü yeterince güçlü olan ve bütün kritik sektörlerde yeterli olan devletler ayakta kalıyor. Ayakta kalacak, önlemler alabiliyor. Kamu gücü yeterince kuvvetli olmayanlar, olmayan devletlerde birer birer dökülüyor. İşte o yüzden şu anda özellikle liberal ekonominin mihenk taşı olan ya da ana çıkış noktaları olan ülkelerde bu krizler çözülemezken, kamu gücü yüksek olan ülkelerde bu krizler, Çin gibi ülkelerde bu krizler daha rahat aşılabiliyor.
Bu evet. da aslında dünyanın gelmesi gereken noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor. Bakalım bu süreçten sonra yeni düzeninde göreceğiz tabii. Şimdi şu da çok önemli. Türkiye'nin bütün olumsuz koşullara rağmen elindeki en büyük gücü tarım üretimi değil mi? Tarımsal alanda yeni bir faaliyet, yeni bir açıklama gelir mi? Bu önemli değil mi? Gelmek zorundadır. Biz Vatan Partisi olarak milli direnme ekonomisi politikamızı bu süreçlerden çok daha önce açıklamıştık. Bakın orada 4 maddede kısaca özetledik ve Türkiye'nin ekonomik sisteminin buraya evrilmesi, milli direnme ekonomisi adı altında politikalarımızı açıklamıştık. Maalesef bu sürece hazırlıklı olan tek parti de Vatan Partisi, program açıklayan tek parti de Vatan Partisi ve biz 4 maddede açıkladık. Dedik ki birincisi gıdanın güvenliğini sağlamak zorundayız. Evet. Yani evvela gıda güvenliğini tesis etmek ve yatırımlarımızı buna yöneltmek zorundayız dedik. İkincisi güvenliğini sağlamak zorundayız. Şu anda polisimiz, askerimiz, sınırımızı koruyan kahramanlarımız, sağlık ordumuz gibi yine sınırımızı koruyan polisimiz, askerimiz de çok çok önemli ve hem sınırlarımızı hem iç huzurumuzu hem de işte bu eşkıyalaşan dünyada devletimizi, ulus devletimizi korumak için güvenliğini sağlamaya ve bunu güçlendirmeye önem vermek zorundayız. Üçüncüsü, sağlık çalışanlarımızın sağlık güvenliğini sağlamak zorundayız. Yine vatandaşımızın sağlığını korumak zorundayız. Bu noktalarda herhangi bir tıbbi eksiklik ya da çalışan eksikliği kabul edilemez. Onlar şu anda en ön cephede savaşan kahramanlarımız. Dolayısıyla yatırımımızı buraya aktarmak zorundayız. Ve dördüncüsü de eğitimi sürdürmek zorundayız diye 4 maddede özetledik. Kaynakların önemli bir kısmını da yine buraya aktarmak durumundayız. Dolayısıyla Vatan Partisi olarak bu süreci zaten koronavirüs etkisi olmadan önce, ekonomide koronavirüs etkisi olmadan önce bu direnme ekonomisi politikalarını açıklamıştık. Ve şimdi de bunların artık hayata geçeceği günlere doğru bütün dünya ile birlikte Türkiye'de ilerlemekte. Evet. Konuşmamızın başında Kanal İstanbul demiştiniz. Şimdi ona değinelim. Koronavirüsle mücadele ederken dün Kanal İstanbul'un ihalesi de yapıldı. Tabii tepkiler de ardı ardına geldi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sırası mıydı? Şimdi Kanal İstanbul'un bildiğim kadarıyla 2 tane köprü ihalesi yapıldı. Yani topyekun Kanal İstanbul ihalesi değil. Ama o 2 köprü ihalesinin yapılması da aslında bu dönemde ne kadar büyük bir hata olduğunu biz de Vatan Partisi olarak buradan duyurmak istiyoruz. Çünkü acil ve hayati olmayan, bakın acil ve hayati olmayan yatırımların hepsi durdurulmadı şu anda. Evet. Yani acil ve hayati şu anda Türkiye'nin o saydığımız milli direnme ekonomisine hizmet etmeyecek bütün yatırımların aslında şu anda durdurulması ve yeniden gözden geçirilmesi gereken bir süreçteyiz. Dün İçişleri Bakanlığı bir pazar genelgesi yayınladı. Bir örnek vermek istiyorum. Pazar genelgesinde dedi ki gıda ürünleri dışında işte giyim ve oyuncak gibi acil ve hayati olmayan ürünlerin standını da belli bir süre yasaklıyoruz. Onları da açtırmayacağız dedi. Çok önemli değil mi? Orada ana nokta ne? Acil ve hayati. Çünkü bir krizde. Bütün dünya bir krizde. Türkiye bir krizde. Dolayısıyla bunu yapan devlet pazarda bile acil ve hayati uygulamaları öne koyan, ona göre bir öncelik sıralaması yapan devlet nasıl olur da şu anda yatırımlarını bu milli direnme ekonomisine göre sıralaması gerekirken yine betona yatırım yapma derdine düşüyor. Akıl alır gibi değil gerçekten. Bu hatadan derhal hükümetin dönmesi gerekiyor. Üretimi ve istihdamı korumaya kaynak aktarmamız gerekiyor. Üretim yapacak emekçilerimizi korumaya kaynak ayırmamız gerekiyor. Bakın toplum sağlığına kaynak ayırmamız gerekiyor. Güvenliğe kaynak ayırmamız gerekiyor. Şu anda Türkiye'nin de derdi, dünyanın da derdi Kanal İstanbul değil. Bu yatırımlarla biz zaten en başından beri aslında bu kadar büyük meblağın betona yatırılmasına karşı çıkan bir parti olduk. En baştan beri zaten programımızda da bunu ortaya koyduk. Bunun üretime ve üretimi arttırmaya yapılması gereken bir yatırım olduğunu ifade etmiştik. Şimdi de bunu söylüyoruz. Bakın şu anda Sayın Sağlık Bakanı elbette süreci çok güzel yönetiyor. Bir yandan da çok önemli bir vurgu o da. Herkes kendi o halini ilan etsin. Ama bir yandan da üretimi durduramaz Türkiye. Yani bir yandan emekçilerimiz de üretimi devam ettirmeli ki işte biraz önce saydığımız mesela gıdanın güvenliğini alalım. Değil mi? Bir ürün üretilmeli ki vatandaşımızı besleyebilelim. Ama şimdi o
üretimi yapacak emekçilerimizi nasıl koruyacağız? Yani hükümetin, devletin bunlara yoğunlaşması, bunlara yatırım yapması gerekiyor. Gıdaya yatırım yapması gerekiyor. Sağlığa yatırım yapması gerekiyor. Şu anda betona yatırım yapacağımız en son şey olmalı. Ama bu noktada maalesef hükümetin yanlış adım attığını görüyoruz. İkincisi olarak da bu konuyla ilgili toplumda da buna ciddi bir tepki var. Yani şu anda Türk milleti ve bütün dünya, insanlık şu anda sağlığını korumaya çalışıyor. Bütün dünyanın bir tane ortak krizi var. Koronavirüs. Koronavirüs. Buna yoğunlaşmışken toplumdan da bu Kanal İstanbul ihalesine karşı yoğun tepkiler geldiğini söyleyebiliriz. Hatta ben iddia ediyorum, bakın geçmiş dönemde Kanal İstanbul projesi ilan edildiğinde ilk destek veren insanlardan bile şu anda tepki var. Çünkü o insanlarda işimi koruyabilecek miyim, evime ekmek getirebilecek miyim derdinde, sağlığımı koruyabilecek miyim derdinde. Şu an hiçbirinin derdi Kanal İstanbul değil. Hal böyleyken iktidar aslında kendisine destek veren vatandaşlar da dahil olmak üzere çok ciddi bir kesimden bu konuda bir tepki topluyor diyebiliriz. Dolayısıyla Kanal İstanbul projesi şu dönemde hiç ilan edilmemeli ve hiç ihalesi vesaire yapılmaması gereken, hatta derhal durdurulması gereken, acil ve hayati bir konu olmadığı için de derhal durdurulması gereken bir projedir. Hatta biz bu projenin tamamen raftan kalkması gerektiğini düşünüyoruz. Onu daha önce de ifade etmiştik. Çünkü hem Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden bir noktaya doğru varıyor. Özellikle Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni tehlikeye atabilecek her türlü adımdan Türkiye'nin kaçınması gerekiyor. Biz bunu daha önce de çok net bir şekilde ifade etmiştik. Evet. Şimdi de ekonomik anlamda da kaygının daha yoğun olduğu bir dönemde tabii Kanal İstanbul projesi çok hayati bir yanlış olacaktır. Derhal bu yanlıştan vazgeçmeleri gerekmektedir. Ekonomik kaygı salgının da üstüne geçti. İnsanlar tedirgin. Bütün uzmanlar tabii ki bunu açıklıyor. Evet. Peki Sayın Dikmen, eklemek istediğiniz şeyler var mı acaba, açıklamak istediğiniz? Zor günlerde Türkiye, dünya zor günlerdeyiz ama bu zor günleri atlatacağımızdan da eminiz. Biz Sağlık Bakanlığımızın da hükümet yetkililerinin de bu noktadaki samimi çalışmalarına güveniyoruz koronavirüs meselesinde. Bununla ilgili de çok yaygın spekülasyonlar yapılmaya çalışılıyor ama tabii şu anda sahada savaşan sağlık çalışanlarımıza bir kez daha minnet duygularımızı ve teşekkürlerimizi sizler aracılığıyla iletmek istiyoruz. Onlara güveniyoruz. Vatandaşlarımızın da tedbiri elden bırakmaması ve bu süreci hızlı atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzda vatan partisi olarak bir kez daha ifade ediyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki katıldınız değerli görüşleriniz ben için. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, böylelikle sevgili izleyiciler, Haber 16'nın sonuna geldik. Yeni bir haftada Ulusal Kanal ekranlarında gün ortası, ardından Haber 16'da görüşmek dileğiyle. Hafta sonunuz güzel geçsin efendim.